Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Çemberde açı, uzunluk, dairede alanla devam ediyoruz. Soruda bir fırının ayar düğmesi ok yönünde döndürüldüğünde düğme üzerindeki çizgi 0'dan 6'ya geliyor. Buna göre bu düğme ikinci durumdayken ok yönünün tersine 84 derece döndürülürse çizgi hangi rakam üzerine gelir diye sormuş. 108 derecelik bir açı vermiş bakın ve 0'dan 6'ya geldiği zaman kaç derecelik açı yapıyor ona bakmamız gerekli. 108 burası ise 360'dan 108'i çıkarttığımız zaman kaç kalıyor bakalım? 18, 2, 5 ve 252 derece kalıyor. Bu açı 252 derece olduğuna göre kaç tane bölme var ona bakmamız gerekli. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 6 bölme var. O halde her bölmeye kaç derece karşılık gelir? Bunu bulmak için de 6'ya bölüyorum. Kaç geldi bakalım? 4, 24, 12, 6, 42 derece geldi. Demek ki her bölme arası 42 derece oluyor. İkinci durumdayken ok yönünün tersine 84 derece döndürüldüğünde yani şöyle başlarsam zaten 42 42 dediğimizde 2 tane 42'den 84 gelir. Dolayısıyla 4 rakamının üzerinde durması gerekli. O zaman doğru cevabımız da D şıkkı oluyor. İkinci sorumuzda arkadaşlar birim karelere ayrılmış bir zemin var ve KLM noktalarından geçen çember çizilecektir demiş. Bu çemberin merkezi hangi noktadır diye soruyor. Şimdi bu tarz sorularda da yapmanız gereken şey arkadaşlar vermiş olduğu şu 3 noktaya merkez hangisi ise uzaklıkların merkezden bu noktalara eşit olması gerekli. Yani çemberin tanımını hatırlayın. Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeriydi. Şöyle yan tarafta gösterdiğimde işte sabit olan noktamız ortadaki nokta olmak üzere buna eşit uzaklıktaki noktalar örneğin şöyle işaretlersem ki bunlar birleştirdiğim zaman karşımıza çıkacak olan şekil evet bir çemberdir ve eşit olan uzaklıklarda bu çemberin yarıçapı kadardır. İşte bu bilgiye dayanaraktan soruyu çözeceğiz ve şıklardan başlayalım o zaman. Örneğin A noktası ise eğer çemberin merkezi, o zaman K'ya da, L'ye de, M'ye de uzaklıkların birbirine eşit olması gerekli. Ve burada uzaklıkları bulmak için de ne yapıyoruz? Tabii ki bir dik üçgen oluşturuyoruz. Şöyle K'ya uzaklığı gösterdikten sonra dik üçgene baktığımda 1, 2, 3 birim burada. 1, 2, 3, 4, 5 birim burada. Yani 3'e 5 Pisagor yaparsak 25 artı 9'dan burası ne olacaktır? Kök 34 olacaktır. Şimdi ikinci bir uzaklığa bakalım. Örneğin A'nın L'ye olan uzaklığına baktığımda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim oluyor ki kök 34'e eşit olmadığı için demek ki A şıkkı doğru cevap değildir diyoruz. Ve ben bunu siliyorum. Şimdi B şıkkına geçiyorum. Bu kez de B'nin L'ye, K'ya ve M'ye olan uzaklıklarına bakacağız. Şimdi L'ye olan uzaklığa baktığımda 1, 2, 3, 4, 5 birim. M'ye olan uzaklığına baktığımda şöyle bu da 5 birim olursa eğer birbirine eşit gelecek. Bakalım dik üçgenimizi oluşturalım ve arkadaşlar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 olduğuna göre 3, 4'ten de evet 5 geldi. B'nin M'ye olan uzaklığı. Peki K'ya olan uzaklığına bakalım bir de. Şöyle birleştiriyorum bakın ve dik üçgeni oluşturuyorum. B ile de birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3 birim ve 1, 2, 3, 4. Bu da 3, 4'ten evet 5 geldi. O halde merkezimiz B noktası oluyor. Doğru cevap da B şıkkı geliyor. Aşağıdaki verilere uygun bir geometrik çizim yapılıyor. Şimdi söylediğimi hemen yapalım arkadaşlar okurken. Bir dik üçgen çizmemiz gerekli. Ve bu dik üçgenin dik kenarları AB, C olmak üzere. AB'nin uzunluğu 6 santimetre, AC'nin uzunluğu da 8 santimetreymiş. Sonra A merkezli ve B'den geçen bir çember çizip, evet A merkezli B'den geçen şöyle bir çember çiziyoruz. Ve bu çemberin AC ve BC kenarlarını kestiği noktalar sırasıyla D ve E olarak adlandırınız. Yani şu noktaya ben D dersem bu noktada E olacak. C merkezli ve D'den geçen çemberi çizip, bir de C merkezli bir çember çiziyoruz. Onu da başka bir renkle çizelim. Şöyle C merkezli bir çember var. Ve bu da BC'yi kestiği nokta F noktası. Evet, şurası da F noktası. Şimdi A merkezi çemberin yarıçapının 6 birim olduğunu görüyoruz. O zaman şurası da 6 olur ki 8'in 6'sı giderse 2 kalır. Yani C merkezi çemberin de bu kez yarıçapının 2 olduğunu
gördük ve şu uzunlukta 2 birim olacak. Ve sonra ne demiş? Elde edilen bu çizime göre EF kaç santimetredir diye. Yani bizden istemiş olduğu uzunluk şu EF arası. Buna X diyelim arkadaşlar. Şimdi soruya hem bir üçgen hem de bir çember olarak bakmamız gerekli. Bu dik üçgen bir 6, 8, 10 üçgen arkadaşlar. Çember olarak baktığımızda A merkezli çemberde BE'nin kiriş olduğunu görüyoruz ki merkezden kirişe indirmiş olduğumuz dikme kirişi eş iki parçaya böler, değil mi? Ve bilmediğim ben bu uzunluklara A'ya A dersem eğer, şimdi tekrar üçgene dönüyorum. Dik üçgende dikten dik geldiğine göre yapmamız gereken şey evet Öklit olacak. Hangi Öklit'i yapacağım? Dik kenarın karesi. 6'nın karesi 36. Ne diyorduk? Kendi tarafındaki parça yüksekliğin olduğu yere kadar, yani A çarpı tamamı diyorduk. Tamamı da 10 olduğuna göre A uzunluğu buradan 3,6'ya eşit oluyor. Şimdi iki tane A olduğuna göre 3,6 çarpı 2 dersem buradan da 7,2 geliyor arkadaşlar. Bizden istenilen uzunluk X tamamı 10 birim olduğuna göre ondan da ne yapacağım? 7,2 artı bir de 2 var orada bakın. X uzunluğunu bu şekilde bulmuş oluyoruz. Ve ondan da 9,2'yi çıkarttığımızda geriye 0,8 kalır. Yani doğru cevap A şıkkı olur. AC paraleldir OT. Hemen paralelliği göstererek başlayalım şöyle. Sonra O merkezi yarımçembere T noktasından çizilen teğet doğrusu AP doğrusunu P noktasında kestiğine göre AP uzunluğu kaç santimetredir demiş. Soruya başlarken T noktasında merkezden gelenin dik olduğunu göstererek başlıyoruz arkadaşlar. Evet, yarıçap. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey birincisi kiriş var ve biz kirişi gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Hemen merkezden kirişe hiç tereddüt etmeden dikimizi indiriyoruz. Kirişi de eş iki parçaya bölüyoruz. 4'ü 2, 2 diye böldük. İkincisi arkadaşlar paralellik olduğuna göre açılar yöndeşlikten ne olmalı? Eşit olmalı. Yani ben şu açıya alfa dersem bakın bu açıda alfaya eşit olacak. Haliyle alfa 90, burası da beta olursa büyük üçgende de alfa 90 buradaki açının beta olması gerekli. Ne oldu? İki tane benzer üçgen geldi. Zaten paralellik bize ne getirir? Bir benzerlik, bir de açıların eşitliğini getirir. Şimdi benzerliği kuralım. Küçük üçgenden başlıyorum. İçine nokta koydum bakın. Beta'nın karşısı 2 ise büyük üçgende beta'nın karşısı 6. Yani benzerlik oranı 1'e 3. Devam. 90'ın karşısı olan arkadaşlar O merkezi çemberin yarıçapı olduğuna göre 6'yı da şöyle yerleştirelim ve 90'ın karşısı 6 olduğuna göre büyük üçgende 90'ın karşısı OP uzunluğu. Bu da ne olacak? 6 çarpı 3'ten 18 gelecek. Ve bizden neyi istemişti? AP uzunluğunu istemişti. 18 artı 6 toplamda 24 ve doğru cevap D şıkkı olur. Farklı yoldan da çözebilirsiniz bu soruyu arkadaşlar. Bir ikizkenar üçgenmiş ABC üçgeni. Buna göre ABC üçgenin BC kenarına ait yüksekliği kaç santimetredir diye sormuş. Ben şekli bir tık daha büyütmek istiyorum. Şöyle biraz daha net görülsün. Evet, alalım. Ve şimdi arkadaşlar soruya başlarken bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre yapmamız gereken şey ikizkenarın yüksekliğini çizmek. Şöyle çiziyorum. Zaten bizden ABC üçgenin BC kenarına ait yüksekliğini istemişti. Dolayısıyla istediğini de yapmış oluyoruz ve yüksekliğini de diklerini gösterdikten sonra teğet olan noktalara diklerimizi indirerek devam ediyoruz. Şöyle dikleri indiriyorum. Bunlar zaten bu çemberlerin yarıçapları kadar olacak. Biri 1 santimetreydi, diğeri de 4 santimetreydi. Yine şu uzunluk 1 santimetre yarıçap, büyük çemberin yarıçapı 4 santimetre. Bilmediğim bu uzunluğa da A diyorum. Şimdi zaten aynı doğruya dik olan doğrular birbirlerine paralel olacağı için paralelde gösterdiğim zaman anladınız sanırım, değil mi? Benzerlik yapacağız arkadaşlar. Temel benzerlik. Yani kolların oranı paralellerin oranına eşittir. A'nın A artı 5'e oranı eşittir diyorum. 1'in 4'e oranına. İçler dışlar yapalım. 4A eşittir A artı 5. 3A5 ise A da buradan 5 bölü 3 gelir. Arkadaşlar büyük çemberin yarıçapı 4 birimde, onu da yerleştirdiğim zaman şu yüksekliğin tamamı ne oldu durumda? 4, 8, 9 artı A oldu. 9 artı A yerine de 5 bölü 3 koyduğumda 27 artı 5, 32 bölü 3 gelir. Yani doğru cevap A şıkkı oluyor, 32 bölü 3.
Bir çeyrek daire verilmiş soruda ve AO uzunluğu CH uzunluğuna paralel. Şimdi taralı bölgenin alanı bulabilmek için yapmamız gereken ilk şey arkadaşlar gözümüz merkezde ve çizilmeyen yarıçapta olsun. Bakın bu yarıçap, çizilen yarıçap. Bu da yarıçap oluyor ama çizilmeyen hangisi? İşte çizilmeyen yarıçap bu. Daima gözümüz merkezde ve çizilmeyen yarıçapta. Peki paralelden dolayı şu açı 90 derece mi? Evet. Ve yarıçapımız 8 olduğuna göre onu da yerine yerleştirdiğim zaman gördüğünüz gibi karşımıza çıkan üçgen bir özel üçgen oldu. 1'e 2 oranı var bakın. 90'ın karşısı 8 iken 4'ün karşısındaki açı 30 olmalı. O halde bu açımıza da 60 gelmeli. Bu durumda diğer geriye kalan açı da 30 derece olmalı. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı da 4 köküçe eşit olur. Artık bölgenin alanı bulabiliriz. Bir dik üçgenin alanıyla 30 derecelik bir dilim alanı topladığımız zaman sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Ve dik üçgenin alanını yazıyorum. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 artı diyorum 30 derecelik dilim alanı. O da pi r kare alfa bölü 360'tı hatırlayalım. R karesi 8'in karesinden 64, alfası 30 ve bölü 360 dedim. Toplamda alan şimdi gidenleri bir gönderelim. Bakın şu sıfırlar gitti. 3 ile 36'yı gönderdim. 12, 64'ü 4'e böldüm. 16, 12'yi 4'e böldüm. 3. Sonra burada da 4'e 2 gitti. 2 kaldı. Ve 8 kök 3 artı 16 pi bölü 3 oluyor. Doğru cevap C şıkkı geliyor. Şekil 1'de bir tablete yüklenen filmin 3'te 2'sinin indirildiği görülmektedir. Şekil 2'de ise aynı filmin 4'te 3'ünün indirildiği görülmektedir. Mavi bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Arkadaşlar birinci şekilde 3'te 2'si ise derece olarak ne oluyor ona bakalım. 360'ın 3'te 2'si dediğimizde buradan 120 çarpı 2'den evet 240 geliyor. Yani şu açı 240 derece. Geriye ne kadar kalıyor 360'tan çıkartırsak 120 derece kalıyor. İkinci duruma bakalım. Orada da 4'te 3'ü olacak 360'ın ve 360'ı 4'e böldük 90. 90'la da 3'ü çarparsak o da 270 geliyor. Demek ki bu açımız 270 derece. O halde geriye de 90 derecelik açı kaldı. Tamam. Şimdi açıları bulduktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki mavi bölgenin alanı bulabilmek için bakın dikkat şu 90'lık dilimden üzerinden kırmızıyla geçiyorum. Buradaki dik üçgeni çıkartmamız lazım ki yani beyaz üçgeni mavi bölgenin alanı bulabilelim. 90'lık dilimin alanı hemen yazabiliriz. Pi r kare diyorum. Yarıçap 4 olduğu için 4'ün karesi 90'lık dilim 360. 4'te 1'lik daire de diyebilirsiniz direkt. Buradan zaten 4'te 1 geliyor arkadaşlar. Çıkartıyoruz. Dik üçgenin alanı. Şimdi bu dik üçgenin alanına baktığımda şuradaki yükseklik arkadaşlar bu soldaki şekil 1'deki yüksekliğe eşit midir? Eşittir, değil mi? D1, D2'ye paralel aynı hizada bakın. Ve birinci şekildeki üçgen de tepesi 120 derece olduğuna göre 1, 30, 30, 120 üçgeni. Buradan da bakın dikkat ederseniz 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı olan şu uzunluk 2 birime eşit olacak. Ha, bunu aldık burada yerine koyduğumuzda burası 2 olunca arkadaşlar hatta şöyle ben yan tarafta göstereyim onu bir şekil olarak işte şöyle. Bu bir dik üçgen ve ne bulduk? Biz şu uzunluğu 2 birim bulduk. 90 derece ikizkenar dik üçgen olduğuna göre 45, 45, 90 üçgeni ve bu durumda da kenarlar 2'ye 2 gelecek. Yani bu üçgenin tabanı 4, yüksekliği 2 birim olduğuna göre alanda taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 çarpı 2 bölü 2 diyorum. Ve arkadaşlar buradan işlemleri yaptığımızda ikiler de gitti. 16 ile 4 gidiyor. 4'ün bir tanesi gitmiş oldu. Ve 4 pi eksi 4. Doğru cevap da bakalım A şıkkı oluyor arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı 4a santimetre kareymiş. Buna göre taralı bölgenin alanı 4 pi eksi 2a olduğuna göre x açısı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şu mavi boyalı bölgenin alanı 4 pi eksi 2a'ya eşitmiş. Şimdi bize vermiş olduğu dikdörtgenin alanı da 4a olduğuna göre buradaki çemberin yarıçapı aynı zamanda dikdörtgenin nesidir? Köşegenidir, değil mi? Yani köşegen de alanı iki eş parçaya böleceğinden 2a'ya 2a olur mu bu bölgelerin alanı? Olur. Bu durumda bakın ne oldu arkadaşlar? 2a ile 4 pi eksi 2a'yı toplarsam bu eksi 2a ile artı 2a gider. Geriye
Şu içini boyamış oldum. Bölgenin alanına dikkat edin. X derecelik dilim alanı burası. Ve X derecelik dilim alanı da 4 pi'ye eşit oldu. O zaman alanı yazalım arkadaşlar. Pi r karesi 6'nın karesi ve x bölü 360 eşittir 4 pi diyorum. Pi'ler gitti. 6'nın karesi 36 ile bunu sadeleştirirsem burada 10 kaldı. X eşittir 10 çarpı 4 yani 40 dereceymiş. Doğru cevap da B şıkkı oluyor. ABC eşkenar üçgenin içine birbirine ve üçgenin kenarlarına teğet yarıçapı köküç birim olan eşçemberler çiziliyor. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Ne yapmamız gerekli? Üçgenin alanından buradaki 6 tane dairenin alanı çıkartmamız gerekli. Ve soruya başlarken eşkenarın yine yüksekliğini çizerek başlayalım arkadaşlar. Böylece aynı zamanda buradaki çemberlerin merkezlerini birleştirmiş oluyoruz. Sonra şu çemberin merkezinden teğete bir dikme indireceğim bakın. Yükseklik aynı zamanda açıortay olduğu için 30'a 30 diye ayıracak. Veya şöyle de görebilirsiniz. Merkezden dıştaki A noktasına birleştirdiğimiz zaman o bir açıortay oluyordu. Şimdi buradan devam edelim. Köküç ise yarıçap 30'un karşısı köküç olduğuna göre şu açı 60 derece ve 60'ın karşısındaki kenar da 3'e eşit olmalı. Devam edelim. Birbirlerine teğet olan çemberlerde arkadaşlar merkezleri birleştirmek gerekli. Ben sağ taraftan çalışıyorum. Tek taraflı yapmak yeterli zaten. Şimdi bu merkezleri birleştirdikten sonra sondaki çemberin de yine merkezinden teğete dikmemi indiriyorum. Bunun da köküç olduğunu gösteriyorum. Yarıçapların değerlerini her birine gösterdiğinde şu ortadaki çap olduğuna göre 2 köküç olmalı. Bakın bu durumdan ne oldu? Şu uzunluk tamamıyla 4 köküçe eşit oldu ve kalan şu parça da 3'e eşit olur. Neden? Buradan da arkadaşlar ben eğer yüksekliği veyahut da açıortayı çizersem 30'un karşısı köküç olduğuna göre şuradaki minik açı 60 derece, 60'ın karşısındaki kenar da 3'e eşit olmalı. Ama direkt bunun 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü simetrik olacak. Yani yukarıdaki ile aşağıdaki birbirinin aynısı olmalı. Eş çemberler olduğu için. Artık bir kenarı bulduk. Bundan sonrası işlem. Arkadaşlar eşkenar üçgen alanı nasıl buluyorduk? Hatırlayın. A kare köküç bölü 4 bir kenarın karesi. Ve burada bir kenar 4 köküç artı 6 olduğuna göre bunun karesi çarpı köküç bölü 4 diyorum. Ve eşkenarın alanından 6 tane neyi çıkartacağız? Dairenin alanı. 6 pi r karesi köküçün karesi olacak. Şimdi parantez kareyi açtığım zaman buradan bir 48, buradan da 36 gelecek. İkisini toplarsak 84 yapar. Artı 6 çarpı 4 24 köküç 2 katını alacağız. 48 köküç oldu. Bunu da bir de ne yapacağız? Köküçle çarpacağız. Bölü 4 diyorum. Eksi köküçün karesi 3. 3 kere 6 18 pi'ye eşit oldu. İşleme devam. 84 köküç 48 köküçle köküç 3 yapar. 3 çarpı 48 dersek o da 144 oluyor arkadaşlar. Bölü 4 eksi 18 pi biraz işlem var. Evet 84'ü 4'e bölersem 21 köküç artı 144'ü 4'e bölersem o da 36 yapar. Eksi 18 pi. Evet cevabımız böyle. Şıklara bakalım. 21 köküç artı 36 nerede? A şıkkı oluyor. Eksi 18 pi. Doğru cevap A şıkkı geliyor arkadaşlar. Yukarıda AD çaplı yarım çember içine merkezleri doğrusal olan 3 yarım çember çizilmiş ve aralarında kalan bölge şekildeki gibi sarı rengi boyanmıştır. Şimdi burada bir eşitlik vermiş. Bunlar arkadaşlar 12'de birleştirelim. Yani AB'ye ben eğer 2R dersem o zaman AB'nin yarıçapı R'ye R olacak. Bu durumda BC ne oluyor bakın. 12'yi 3'e bölersem 4 ve yarıçap 2R'ye 2R gelir. CD çapı da 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6, yarıçap da 3R'ye 3R gelir arkadaşlar. Yarıçapların oranı bize benzerlik oranı veriyordu. Aynı zamanda çevrelerin oranı da benzerlik oranına eşitti. O zaman ben bunun uzunluğuna x dersem ortadaki dairenin uzunluğu yarıçap ile orantılı 2x, diğerinde yarıçaplı orantılı 3x'e eşit olmalı. Şimdi en büyük daireye gelelim. Onun çapı 12R, yarıçapı da 6R. Yarıçapla şu uzunluk doğru orantılı olacağına göre bu da ne olacak? 6x'e eşit olacak.
Sarı bölgenin çevresinde ne oluyor bu durumda? 6x ve burada da arkadaşlar toplamda 6x olduğuna göre şunlar 12x'e eşit oluyor. Yani 12x eşittir 48 pi'miş. 12 ile 48'i sadeleştirdik. Buradan da x eşittir 4 pi oldu. Dairenin çevresi neye eşitti? 2 pi r'ye eşitti. Eşitleyelim. Tabii yarım daire olduğu için 2'ye bölüyoruz. 2'ler gitti, pi'ler gitti, r de buradan evet 4'e eşit geldi. Şimdi gelelim alana. Bizden sarı bölgenin alanını istiyordu. Büyük daireden bu küçük dairelerin alanlarını çıkarttığımızda sonuca ulaşmış olacağız. Alan neydi arkadaşlar? Alan pi r kareydi ve yarıçapın karesiyle nedir? Doğru orantılıdır. Yani ben mavi dairenin alanı a dersem eğer bu durumda kırmızı dairenin alanı 2'nin karesinden 4a'ya eşit olur. Diğeri de 3'ün karesinden 9a'ya eşit olur. Büyük dairenin yarıçapı 6 birimdi. 6'nın karesi 36a olmalı ve toplamda 9, 4, 13, bir daha 14. 36a'dan 14a'yı çıkarttığım zaman sarı bölgenin alanı olacak. Arkadaşlar o da 22a oluyor. Şu sarı bölgenin alanı 22a. A'yı yerine yazalım arkadaşlar. Pi r kare. R'yi zaten 4 bulmuştuk. 16 diyorum. Yarım daire olduğu için 2'ye böldüm. Buradan da 8 pi geldi. O zaman 22 çarpı diyorum 8 pi. Bu da çarparsak kaç geliyor? 176 pi gelir. Yani doğru cevap E şıkkı olur. Bir araba farına yarım daire biçiminde olan camında O noktası etrafında dönen bir silecek bulunmaktadır. Silecek cam üzerinde O noktasına en fazla 6 birim uzaklıktaki noktaları temizlemektedir. Silecek çalıştırıldığında yarım daire biçimindeki camın 4'te 3'ü olan ODC daire dilimini temizleyebilmektedir. Yani ikinci şekilde göstermiş. Buna göre camın yarıçapı kaç birimdir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada söylediğine göre en fazla 6 birim uzaklıktaki noktaları temizliyorsa yani ikinci şekilde gösterdiği gibi şu bölgeyi temizleyebiliyor. Açıya baktığımızda da 15, 15, 30 tamamı 180 olacağı için bu açı 150 derece olur. Demek ki sileceğin temizlemiş olduğu alan yarıçapı 6 birim olan 150 derecelik bir dilim daire oluyor. Peki o zaman bunu bir hesaplayalım. Pi r kare alfa bölü 360 diyelim ve yerine koyalım. 6'nın karesi 36, alfası 150 bölü 360. Gidenler şöyle gitsin, 36'lar da gitti ve 15 pi'ye eşit oluyor temizlenen bölgenin alanı. Bu temizlenen bölgenin alanı arkadaşlar camın 4'te 3'üydü. O halde 15 pi eşittir diyoruz. 4'te 3 ve bu daire bir yarım daire olduğuna göre pi r kare bölü 2 diyeceğiz. Ve gidenleri şöyle bir gönderelim. Pi'ler gidiyor görüyorsunuz. 15 ile 3'ü sadeleştirdim 5. Ve içler dışlar yaparsam 5 çarpı 8'den 40 geliyor. Eşittir r kare dedim. R de buradan 2 kök 10 olur. Yani doğru cevap A şıkkı bulunuyor arkadaşlar. K noktasından saatin tersi yönde dönmeye başlayan dolap alfa derece dönünce yerden yüksekliği 7 metre olan L noktasına. Bunu arkadaşlar şekli ben bir tık büyütmek istiyorum. Biraz daha büyütelim bunu, daha net işlem yapmış olalım. Saatin tersi yönünde dönmeye başlayan dolap yani şu yönde dönüyor ve alfa derece dönünce yerden yüksekliği 7 metre olan L noktasına. Bakın K'dan L'ye kadar şöyle bir alfa derece dönmüş. Teta derece dönünce yerden yüksekliği 5 metre olan M noktasına gelmektedir. Ha, şimdi o zaman şöyle dönmüş teta derece ve M noktasına gelmiş. Dönme dolabın yarıçapı kaç metredir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar teta'dan alfayı çıkartırsam bakın neresi olacak? Bu şöyle yeşille gösteriyorum. Evet şu açı teta eksi alfa 270 derece oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şurası bakın. Peki burası 270 derece olursa toplamı 360 olduğuna göre geriye 90 kalır mı? Yani şu açı 90 derece olur mu? Olur. Değil mi? Bakın bu uzunluklarda yarıçap kadar dönme dolabın şu uzunlukları da yarıçap kadar oluyor. Şimdi ben bunu yan tarafa çizeceğim. Daha net görünsün diye. Şöyle bir yarıçap aldım. Sonra bir yarıçap ve şöyle yeri de çizelim. Bu yerden M noktasının uzaklığı, şu da L noktasının yerden uzaklığı. Bu da arkadaşlar O noktası merkezden itibaren yere olan uzaklık oluyor.
ve bu diklikleri de gösterdiğim zaman evet şu noktamız O noktası, şu noktamız M noktası, burası L noktası. Bunlar yarı çap kadar eşitlikleri gösteriyorum ve şu açımız 90 derece. Yarı çap R dersem eğer yine yerden olan yükseklik vardı bakın 3 metre. Bu durumda O'nun yerden yüksekliği R artı 3 olur mu? Olur. Değil mi? M noktasının yerden yüksekliği ne kadardı şurası? 5 metreydi. Onu da yazalım. L noktasında yerden yüksekliği 7 metreydi. Onu da yerine yerleştirdiğim zaman bundan sonrası artık arkadaşlar arada 90 derece var. Yarıçaplar birbirine eşit. Benzerlik. Şimdi burada ister yere doğru bu şekilde paralel çekebilirsiniz veyahut da şöyle tamamlayarak da dik üçgen oluşturabiliriz. Ben yukarıya doğru tamamlayarak dik üçgenleri oluşturacağım. İki tane dik üçgen ve benzerlik hatta eş üçgenler olacak bunlar. Neden? Çünkü 90'ların karşısının eşit olduğunu görüyorsunuz. Açıları da harflendirelim. X'e Y diyeceğim ve 90 olduğuna göre toplamları burası X. Burası da Y olacak. 90'ların karşısı R kadarsa diğer açıların karşısı da kenarlarda birbirine eşit olmalı. Ve merkezden itibaren yere olan uzaklık R artı 3 olduğuna göre bakın şu mesafeye 7 çıkartırsam R eksi 4 kalır. Diğer tarafta da R artı 3 olacağı için buraya da R eksi 2 gelir. Ve eş açıların karşısı kenarlarda eşit olduğuna göre y'nin karşısı r eksi 2 ise burada diğer üçgende de y'nin karşısı r eksi 2 olmalı. Veya x'in karşısı r eksi 4 ise diğer üçgende de x'in karşısı r eksi 4 olmalı. Şimdi şu sağdaki üçgeni alalım mesela. Fark etmez zaten bunlar eş üçgenler. Yarıçaplar r kadardı. Dikkat! Pisagor yapmadan önce özel midir değil midir ona bakmak lazım. Veyahut da Pisagor yapacak olursanız arkadaşlar r eksi 2'nin karesi artı r eksi 4'ün karesi eşittir. R kare dememiz lazım ki ama buna geçmeye hiç gerek yok. Büyük bir ihtimalle özel üçgendir. Çünkü zaten r eksi 2, r eksi 4 diye gitmiş. Böyle olan bir tane özel üçgenimiz var. O da nedir? 3, 4, 5'in iki katı olan 6, 8, 10 üçgeni ikişer ikişer gidiyor. Demek ki R yerine eğer 10 koyarsanız bakın 6, 8, 10 üçgeni oluyor mu? Oluyor. Demek ki dönme dolabın yarıçapı evet 10'a eşitmiş arkadaşlar. Buna göre A köşesinde 8 metre uzunluğunda bir iple bağlanan kuzu en fazla kaç metrelik alan otlar diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın böyle sorularda da yapmanız gereken şey şu A noktasına bağlanan ipin uzunluğu ne kadarmış? 8 metre. Yani buradaki kuzu en fazla nereye gidebilir? 8 metrelik ip uzunluğuyla dikdörtgenin bu uzun kenarına kadar gelir. B noktasına kadar gelir. Sonra otlarken evet bu şekilde otlamaya devam eder. İpinin uzunluğu kadar arkadaşlar şöyle otlamaya devam edecek ve geldi. Tamam mı? Tekrar gösteriyorum bakın. Geldi 8 metre ip uzunluğu. Sonra evet 8 metre devam ediyor. Ve böyle devam ederken ipinin uzunluğuyla bu şekilde şöyle bir dairesel alanı taramış oluyor. Peki geldi buraya. Burası 8 ipin uzunluğu. Buraya geldikten sonra da gene ipinin uzunluğu kadar buradaki dik üçgenin içerisinde taramış olacak. Yani burayı da ne yapmış oluyor? Otlamış oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Evet, şu noktaya ben bir K noktası diyeyim. Şurayı harflendirelim. Dikkat edin. Buradaki dik üçgen ADK üçgeni. Hipotenüsü 8, bir dik kenarı 4 kök 2 olan bir üçgen. Yani kök 2 kat gelmiş. O zaman bu bir ikizkenar dik üçgende ve DK uzunluğu da 4 kök 2 eşittir. Bu durumda evet bu açıda 45 derece olur. Geriye kalan açı da 45 derece olacak. Toplamda kuzunun otlamış olduğu alan 45'lik bir dilim alanıyla bir ikizkenar dik üçgenin alanı kadar olmalı. O zaman yazalım toplam alanı. Dilim alanı pi r karesi 8'in karesi 64, açısı 45 bölü 360 dedim. Artı dik üçgenin alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2. Gidenler gitsin bakalım. 45 ile 368 yapar. 8'i de 64 ile sadeleştirirsem 8 kalır. Ve devam ettim. 8 pi artı kök 2 kök 2 2'yi götürdü. Buradan da 16 geldi. Demek ki doğru cevap 8 pi artı 16 oluyor. E şıkkı bulunuyor. Bu da bizim son sorumuzdu arkadaşlar. Farklı kaynaklardan derlediğim sorular da bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir çalışma olacaktır.
Ve videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı, abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.